Merhaba, ben Osman Balaban. Bugün InDesign ile nasıl sayfa numaralandırma yaparız, ona bakacağız. Dosyadan yeni deyip belgeyi seçiyoruz ve yeni bir doküman açıyoruz. Oradan hazır kayıtlardan mesela baskı seçtik, A4 dokümanı seçtik. Burada her şey hazır. Karşılıklı sayfalar seçili oluyoruz. Birden çok sayfa ile çalışacağımız için sayfa sayısını buradan belirliyoruz. Örneğin 20 diyelim. Başlangıç 1 olsun. Metin çerçevesi içerisinde bulunmasın. Sütunlar 2 sütun yapalım. Sütun aralığını isterseniz buradan oynayalım. 4 mm olsun. Kenar boşlukları standart kalsın. En önemli şeylerden bunu daha önce de söylemiştik. Daha önceki videomuzda da taşma payı bu baskıya gönderecekseniz işi mutlaka olması gerekiyor. 3 mm veriyoruz. Diğer sekmeye geçtiğimizde zaten otomatik olarak hepsini yapıyor. Çünkü buradaki zincirimiz bağlı. Şimdi oluştur diyoruz. Ve gördüğünüz gibi 2 sütunlu bir belge açıldı. Hemen sayfalar paneline dönüyoruz. Gördüğünüz gibi 20 sayfamız hemen hazır. Peki, biz şimdi tasarıma başlayacağız. Biz şunu ham bir sayfa olarak düşündüğümüzde tasarımdan ziyade bizim burada vermek istediğimiz, bu videoda vermek istediğimiz bilgi sayfa numaralandırmayı nasıl yapacağız? Size örnek bir doküman açacağım. Mesela açıyoruz. Bu daha önce benim baskıya gönderdiğim işlerden biri. Açılıyor doküman. Biraz bekliyoruz. Buraya tıkladığımızda şu an doküman açıldı. Gördüğünüz gibi ben burada klavyenizden W tuşuna bastığınızda normal sayfa düzenini görürsünüz. Eğer W'ya tekrar bastığınızda da çalışma alanını size marj ayarlarıyla, her türlü taşma alanlarıyla beraber gösterir. Gördüğünüz gibi ben şu an W'ya bastım. Normal sayfa baskı halindeymiş gibi görüyorum. Ve şu an bir numarayı ben böyle vermişim. Şu an 2, 3. Bunlar otomatik olarak numaralandırılıyor. Peki InDesign bunu nasıl yapıyor? Evet, şimdi buraya gelelim. Tekrar kendi metnimize dönelim. InDesign bunu aslında belli bir kod mantığıyla yapıyor ama biz hiçbir kod bilgisi bilmem yani hiçbir kod bilmeden de bunu sadece komut vererek menüden hemen ayarlayabiliyoruz. Şimdi bakalım nasıl yapıyoruz. Eski programlarda bunları otomatik olarak yapmak zordu. Belli bir seneye kadar. Tabii son 5-6 sene hatta belki de 7-8 sene diyebilirim. InDesign çıktıktan sonra bu iş daha kolaylaştı. Bundan önce InDesign'dan önce Quark Express programı vardı. Ve Quark Express programında da otomatik veriyorduk ama ben çok şahit oldum. Bu özelliği bilmeyenler bunu tek tek numaralandırılıyordu. Ve bu hakikaten çok zaman alan bir iş. Şimdi biz sayfa numarasını vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Hemen bir tane yazı alanı açıyoruz. Ben şimdi çalışma alanı görüntüsünü kapatıyorum. W'ye basıyorum. Pardon. Yanlış oldu. Şimdi bunu silelim. W'ye bastım. Sayfa numaralandırmak için bir yazı alanı açtım. Buradan geliyoruz yazım menüsüne. Buradan da özel karakter ekle, beyaz boşluk ekle, kesme karakteri ve yer tutuşu metin gibi alanlarımız var. Biz buradan özel karakter ekleye gelip şimdi yerini hatırlamaya çalışıyorum. Evet, işaretçiler kısmı Türkçe olunca biraz karışıyor. İşaretçiler kısmından geçerli sayfa numarası diyoruz. Gördüğünüz gibi otomatik atadı. Biz şimdi bunu büyütelim ki daha net görelim. Buradan A paneline geliyoruz. Mesela 36 bir oldu. Bunu ortalayalım. Evet. Peki biz bunu her sayfaya tek tek mi koyacağız? Mesela bunu kopyaladım. Ctrl C dedim. Ctrl V ile kopyaladım. Gördüğünüz gibi ikinci sayfada olduğu için 2 yaptı. Ama bizim bunu otomatik yapmamız gerekiyor. Her sayfaya tek tek bunu koyduktan sonra bir anlamımız yok. Bunun için de master dediğimiz kalıp sayfalarımızı kullanıyoruz. Sayfalar panelinde yine ya da İngilizcesi page panelinde master ya da Türkçesi de kalıp diye geçiyor. Açtım. Buradaki kalıplara bu kodu eklerseniz direkt bir kere eklemeniz yeterli. Bütün sayfalarda gözükecektir. Mesela şimdi bunları silelim. Sildik. Şimdi kalıp sayfasına gelelim. Tekrardan bir yazı alanı açalım. Ve W'ye basın. Çalışma alanını görelim.
Ki aradaki şey farkını görün. Hani orada bir kod mantığıyla koyuyor çünkü onu. Şimdi bunun içine tıklıyoruz. Yazım kısmına geliyoruz. Özel karakter ekle, işaretçiler ve geçerli sayfa numarası. Gördüğünüz gibi A diye bir simge ekledi. Karakter ekledi. Çünkü biz A master'ındayız. Bu B master olsaydı B olarak da yapabilirdim. Bazen farklı master'lar kullanıyorsunuz. Birden çok sayfa kalıbınız olabiliyor. Bunlara da o yüzden kolaylaştırmak adına InDesign'de A, B, C ya da rakamsal olarak numaralandırabiliyor. Mesela biz bunu böyle sola koyduk, bunu da sağa koyduk. Peki diyeceksiniz bu da A, o da A. Aynı numara olmayacak. Hayır olmayacak. Çünkü buradaki sayfa numarası neyse o geçerli olacak. Şimdi bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 1 geldi. 2 geldi. 3 geldi. Şimdi aşağı iniyorum. 4, 5. Bunu kapatıyorum. Bakalım hepsine gelmiş mi? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, gördüğümüz üzere bütün sayfada numaralarımız eklenmiş oldu. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bugün InDesign ile sayfa numaralandırmayı gördük. Basit bir şekilde. Gördüğünüz gibi çok basit bir konu. Ama çok sorulan bir soru. Bu işe yeni başlayan arkadaşlarımız açısından özellikle. Bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz sorular varsa bana web sitemden, sosyal medyadan ya da videoya yorum yaparak da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.